Bugün böyle sisli puslu bir hava var. Sabah daha da sis vardı. Güneşe bakın. Neredeyse karşı apartmanları görmek zor. Hava soğuk. Dün çok güzeldi halbuki. Ama normal kış şartları biraz da hava kirliliği var. Her ne kadar doğalgaz kullanılıyor olsa da. Bu da bugünün böyle bir manzarası. Herkese merhaba, ben Nesim Ulusoyoğulları kanalıma hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Çocukların bayılacağı, büyüklerin de bir pazar kahvaltısı için değerlendirebileceği çok lezzetli ve keyifli bir tarif. Evde pizza yapıyor olacağız ama pizzanın çok basit usulünü yapıyor olacağız. Hamurla vesaire uğraşmayacağız. Bir küçük boy pizza gibi düşünebilirsiniz bunu. Evdeki malzemelerle ben bunu sadece sucuk ve kaşarla da yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bugün biraz daha çeşitlendirmek istedim. Şimdi böyle bir bazlamamızı enine kestik yarıya. Bu bir kişi için ideal olacak. Yanına da bir şeyler yaptığınız takdirde çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Bu benim yaz sonunda kış hazırlıklarında yaptığım ajvar sosum. Bununla yapmak istiyorum biraz lezzetlendirebilmek adına. İçine biraz zeytinyağı koydum. Hem daha lezzetli ve keyifli bir tarif olsun diye. Siz böyle bir sosunuz yoksa tabii ki yağ ile incelttiğiniz bir biber ve domates salçası da kullanabilirsiniz. Ama bununla çok lezzetli oluyor. Eğer ki yapmışsanız ajvar sos, onu da mutlaka bu tarif için değerlendirebilirsiniz. Şimdi böyle güzelce etrafına yayalım. O pizzanın içindeki margarita sosa güzel bir alternatif olacak. Şu kalanını hatta değerlendireyim. Tamamıyla. Siz evde hangi malzemeler varsa, neyle seviyorsanız pizzanızı onunla yapabilirsiniz. Ben de her zaman almadığım biraz şarküteri ürünüm vardı evde. O şekilde değerlendireyim istedim. Şimdi bunun altına en alta biraz pastırma diziyorum. Böyle birkaç dilim minik minik unu hemen parçaladım. Çok büyük büyük olduğunda yerken rahat olmadığı için. Çalışan insanlar hafta içi genelde kahvaltı yapmayı kendilerine zaman kaybı olarak gördükleri için biraz ihmal ediyorlar. Hafta sonları da dolayısıyla bizim kahvaltılarımız zaten Türk insan olarak kahvaltı vazgeçilmezimiz. Hafta sonu daha da özenir hale geliyoruz. Üzerine kaşarlarım var. Rende de yapabilirsiniz ama bu şekilde ince ince irili ufaklı parçalarla kestiğinizde daha güzel oluyor eridiklerinde. Daha bütünsel bir yapısı oluyor pizzanın. O yüzden ben böyle rastgele doğradığım kaşarları üzerine gezdiriyorum. 4 kişilik bir aileyseniz 2 tane bazlama evdeki malzemelerinizle bu güzel lezzeti hazırlamanız mümkün. Şöyle bolca koydum. Bu arada fırınımı ben en son dereceye getirdim ki bir an önce ısınsın diye. Hazırlaması çok pratik. Çekimden önce bunları hazırlamıştım. Şimdi üzerine biraz sucuğum var. Böyle 2-3 dilim kadar düşünebilirsiniz. Mantarım, kırmızı biberim, bu yeşil biberim biraz acı ama güzel oluyor. Hafif acı bir şeyler yemek. Sonra tekrar işte gönlünüze göre bunu bu şekilde dizebilirsiniz. Önce sucukları dizip aralara sebzeleri de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Sadece sucuk ve kaşarla da gerçekten çok lezzetli oluyor. Onu da mutlaka sade olarak deneyebilirsiniz. Şöyle paylaştırayım. Bir de böyle benim incecik doğradığım mor soğanlarım vardı. Onu da böyle sadece birazcık aroma vermesi için hatta fazla geldi yaptığım salataya buzluğa atmıştım.
İncecik yani böyle hani sabah sabah soğan mı olur diyeceksiniz belki ama mor soğanı tüketmemiz gerekiyor. Bu da zaten çok minik bir şey. Biraz lezzet vermesi açısından. Şöyle mantarları. Ben mantar çok seviyorum. Bitkisel protein olduğu için özellikle kullanmaya gayret ediyorum. Birçok tarife de çok yakışıyor. Yani biz Türk insan olarak hamur işlerini, hamurlu lezzetleri seviyoruz. Daha da artık çoğaltmayayım bu mantar işini. Bu da güzel bir pratik lezzet. Öğrenciler için, yalnız yaşayanlar için. Hem lezzetli bir şeyim ama hem de çok fazla zamanımı almasın diyenler için. Üzerine de şöyle birazcık kekik serpiyorum. Şimdi fırınımda tepsim en üst rafın bir altına koydum. 200'deydi. Şimdi derecesini 180'e kadar indiriyorum. 10 dakika yeterli olur. Yani aslında sebzeleri pişip birazcık üzeri kızarana kadar 10 dakika ayırmak mümkün. Bunu da zaten herhangi bir şekilde kullanmak uygun olacaktır. Bu kadar basit. Hemen hazırladık. Pişmiş halinde göreceğiz birazdan. Şu anda bayağı güzel sebzelerim hafif kızarmaya başlamışlar. Birazcık kaşarlarımın da kızarmasını istiyorum. Üstüne bir kat daha kaşar da koyulabilir ama sebzelerin pişmesini engelleyebilir diye ben bu şekilde sebzenin üstünde olmasını seviyorum. Siz ilave edebilirsiniz. Vallahi bu kalan birkaç dilim mantar da ben böyle götürdüm. Çok güzel. Tüy de çok güzel oluyor mantar. Salatalarınızın üstüne ilave edebilirsiniz. İlla pişirmek şart değil. Ve işte pizzamız pişti. Yanında güzel yeşillikleriniz, yumurtanız, cevizinizle birlikte. Kaçamaksa, evet kaçamak ama sağlıklı ve güzel bir kaçamak. Kendi evinizde yaptığınız, nasıl piştiğinden emin olduğunuz, kendi damak zevkinize göre ve çok keyifli. Hemen tatmak istiyorum. Biraz sıcak ama zemin kaydığı için. Nefes. Bence günün hangi saatinde canınız pizza çekiyorsa bu tarifi mutlaka deneyin. Ajvar sosu şahane olmuş. Ben şimdi soğutmadan yemeğe gidiyorum. Hepinize afiyet olsun.